Merhaba, hikaye günümüz. Kralın çok sevdiği bir atı vardır. Hırsızların atını çalmaya çalıştığını öğrenince çok kızar, çok sinirlenir ve hırsızlar karşısına geldiği zaman hemen asın bunları der. Hırsızlardan biri hemen atılır, der ki aman efendim yapmayın efendim, beni sıkın asmayın. Eğer beni asarsanız çok önemli, çok özel bir yeteneği olan kişiyi öldürmüş olursunuz der. Ben bu yeteneğimi icra etmek için zaten sizin atınızı almak istedim der. Kral durur, der ki neymiş bakalım senin yeteneğin. Hırsız der ki efendim ben atları uçmayı öğretiyorum. İzin verirseniz atınızı uçmayı öğreteyim. O zaman bu bölgenin tek uçan atına sahip kişi siz olursunuz der. Ben zaten atınızı o yüzden almak istemiştim. Ona uçmayı öğretecektim der. Kral durur der ki olmaz öyle şey. Atlar uçamazlar. Hırsız ısrar eder efendim bana bir yıl verin. O bir yıl içerisinde söz atınızı uçmaya öğreteceğim der. Kral düşünür kaybedecek bir şey yoktur. Tamam der bir yılım var der. Bir yıl içerisinde atım uçmaya öğreteceksiniz. Yoksa kelleleriniz gider der. Hırsız tamam der. Kral atı ile beraber hırsızları gönderir. Hırsızlardan diğeri hemen der ki arkadaşına ne yaptın sen der. Sen atı uçmayı öğretmeyi bilmiyorsun ki ikimizi de öldüreceksin der arkadaşı rahat ol der. Bir yıl içerisinde ecelimiz ölebiliriz. Kral ölebilir ya da at ölebilir. Bu hikayenin farklı bir versiyonunu Hasan Pulur'un köşesinde okumuştum vakti zamanında. Hasan Pulur köşesinin sonunda pek çok hikayenin ardından demişti ki yorumu siz değerli okuyucularıma bırakıyorum demiştir. Yorumu tabii ki sizlere bırakacağız fakat aklımda yine deli sorular var. Kriz yönetimi gerçekten çok önemli bir konu. Hiç beklenmedik bir durumla karşılaştığınız zaman nasıl hızlı davranacaksınız, nasıl hızlı kararlar vereceksiniz bu önemli bir beceridir. Fakat bir de işin risk yönetimi vardır. Hikayede hırsızın çok hızlı bir şekilde bu fikirleri oluşturması kriz anında atik olduğunu gösterir. Minareyi çalmıştır, hemen kılıfını hazırlar. Peki acaba risk yönetimi yapsak hiç çalmasak daha iyi değil mi? Güzel bir gün dileklerimle.